kazandı ve şimdi finale çıktı. Dileğimiz, isteğimiz Sezer Aksu'nun dünya şampiyonu olması. İşte ekranlarınıza yansıyor. Antrenörümüz Adem Bereket. Kırmızı mayoyu izleyeceğiz. İşte ekranlarınıza yansıyor. Genç güreşçimizin rakibi Pyong Yang. O da çok sıkı bir güreşçi sevgili seyirciler. Genç güreşçimiz Sezer Aksu'nun mavi mayoyla güreşecek. Ve dünya şampiyonasında 55 kilonun finali şimdi başladı. Sezer Aksu'ya başarılar diliyoruz. Sert elenseler var. Maçın hemen başında. Kırmızı mı öyle izlediniz? Kuzey Koreli. Evet, Kuzey Koreli Pyong Yong birinci turda Moğol güreşçiyi yendi. İkinci turda Büyük Britanyalı, üçüncü turda Ukraynalı güreşçidir. Bu arada güreşçimiz bastırdı, bele girdi. Bir puan aldı sevgili seyirciler. Evet, Sezer oradan sarma takmaya çalışacak. Evet. Herhangi bir oyun çıkmadı buradan. Evet, şimdi çıktı. Buradan puan gelecek mi? Hayır. Gelecek inşallah. Evet. 1-0 önde sevgili seyirciler, güreşçimiz dünya şampiyonasında. Kuzey Koreli güreşçi topu ağda aldı. Sezer Aksu'nun sol ayağını kaptı oradan. Bastırabilecek mi? Sezer'in puan vermemesi lazım buradan. Evet, maalesef puan veriyor. Durum 1-1 oluyor. Kilit oyunu arıyor Kuzey Koreli. Pyong Yang. Dünya şampiyonasında finalde güreşiyor Sezer Aksu. 55 kiloda birinci devre 1 dakika 20 saniye geride kaldı. Durum 1-1. Sezer Aksu'nun puan alması gerekiyor. 1988 doğumlu Ankara TEDAŞ Spor'da güreşiyor Sezer Aksu. Mavi mayoyla izliyorsunuz. Son 30 saniye birinci devrenin bitimine, buradan puan çıkarması lazım Sezar'ın devreyi önde kapatması için. Zira son teknik puan alan devreyi önde kapatacak. Haydi Sezer. Evet. Kuzey Koreli. Evet. Boyunduruktan puan almaya çalıştı güreşçimiz. Şimdi dalması gerekiyor. Sezer Aksu'nun bir dalması gerekiyor. Bu şekilde zaten verecek. Evet. Altta kalma be. Kalma be altta. Be. Evet. Maalesef bir puan daha veriyoruz. Birinci devre 2-1 Kuzey Koreli Pyong Yang genç güreşçimiz karşısında önde. Ama henüz her şey bitmiş değil. İkinci devre var. İkinci devre alırsa güreşçimiz. Üçüncü devreye uzayacak. Evet Sayın Dağıstanlı, sizler de böyle maçları çok yaptınız. Japon güreşçiyle özellikle güreştiğiniz yıllarda. Seneler tabii. Sizin en ünlü oyununuz. Hangisini tarif edeyim? Tekten asmak, boğça. Siz söyleyin. Tabii. Güreş sporu, serbest güreş bilhassa. Güreş sporu zincirin halkaları gibidir. Evet. Oyun zevklidir. Bizim devremizde daha 15 dakikaydı güreş. Daha uzundu. Evet. Çok ekranlarınıza uzun. Yeniden yazıyor sevgili seyirciler. Biraz önceki pozisyon. Evet hocam. Şimdi kısaldı. Şimdi maç seyredelim. Evet sevgili seyirciler. 55 kiloda Sezer Aksu altın madalya mücadelesi veriyor. Kuzey Koreli güreşçiye karşı ve ikinci devre şimdi başladı. Bakalım bu devreyi alabilecek mi? Bu devrede daha çok çalışması gerekiyor genç güreşçimizin. Kuzey Koreli güreşçi 1987 doğumlu. Çok büyük bir başarısı yok. Ama Yunus'u falan yendi. Evet. Bugün çok güzel maçlar yaptı burada. Mavi mayoyla izlediğiniz güreşçimiz Sezer Aksu 2007 ve 2008'de büyüklerde Avrupa üçüncüsü oldu. 2007'de büyükler dünya beşinciliği var. Şimdi çalışması gerekiyor güreşçimizin. Sezer Aksu'nun puan alması gerekiyor. Bir çift dalma girişimi vardı Kuzey Koreli güreşçinin ama başarılı olamadı. Evet. İkinci devre 1 dakika geride kalırken henüz puan yok. Birinci devreyi Kuzey Koreli güreşçi önde tamamlamıştı. Sezer Aksu'nun bu devre puan alması gerekiyor.
Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar ediyorum. Dünya Güreş Şampiyonası Danimarka'nın Herning kentinde başladı. Bugün 3 siklette mindere çıktık ve izlediğiniz maç 55 kilonun altın madalya mücadelesi. Mavi Möyle izliyorsunuz. Genç güreşçimiz Sezer Akgül'ü ve şimdi de aldı. Buradan bastırırsa puan alacak. Hayır, Kuzey Koreli izin vermiyor. Kura'ya kalır mı bu maç? Son 10 saniyeye giriyoruz. Evet, Mavi Möyle izliyorsunuz Sezer Akgül'ü. Haydi Sezer, bir puan al, bir puan al oradan. Ve Kura'ya kaldı ikinci devre. Bakalım Kura'da kim kazanacak? Evet. Evet sevgili seyirciler, Kura'yı kazanıyor güreşçimiz. Buradan puan alması lazım. Şimdi evet, istediği ayağı alıp başlayacak. Bu devreyi alırsa üçüncü devreye uzayacak maç sevgili seyirciler. Evet, sağ ayağı aldı. Hakem düdüğü çaldı. Evet, bastırdı. Buradan puan gelmesi gerekiyor ve devre. Evet sevgili seyirciler, devreyi alıyoruz. Sezer Akgül ikinci devreyi alıyor 1-0 ve şimdi bu maçın sonucunu, üçüncü devre yapılacak maç belirleyecek. Görüyorsunuz ayağı aldı, oradan bastırdı rakibini ve bir puan aldı. Puanlar eşit oldu. Şimdi üçüncü devre. Evet sevgili seyirciler, üçüncü devreyi alan maçı da kazanacak ve 55 kiloda dünya şampiyonu olacak. İşte izliyorsunuz. Adem Bereket 2000 Sidney Olimpiyatlarının üçüncüsü, 74 kilo serbestte güreşiyordu antrenör. Son taktikleri veriyor Sezer Akgül'e. Murat Atmaca TEDAŞ Spor'un antrenörü, hem serbest hem Greco-Romen'de ülkemize şampiyonluklar kazandırmış milli bir güreşçimizdi. Şimdi hem TEDAŞ Spor'da hem de milli takımda antrenörlük yapıyor ve öğrencileri şimdi burada dünya şampiyonasında final yapıyor. Üçüncü devre şimdi başladı. Dileğimiz, isteğimiz Sezer Akgül'ün bugün altın madalyayı kazanması. Evet, Kuzey Koreli güreşçimin bir dalma girişimi vardı. Sezar'ı dışarı doğru taşıdığı için bir puan alıyor. Şu anda 1-0 öne geçti Kuzey Koreli Kyung Yang. Sezer Akgül, Kuzey Koreli güreşçiyi yenecek kapasitede bir güreşçi. Çok teknik bir güreşçi, çok akıllı maçlar yaptı bugün. Kuzey Koreli de bugün gününde iyi maçlar çıkardı. Eleme turlarında izliyorsunuz. Evet. Şimdi Sezar'ın çalışması lazım. Haydi Sezer Akgül. Bir dalma girişim vardı. Bir puan daha alıyor. Güreşçimizi minder dışına taşıdığı için. Hadi hadi isteme. Hadi bakayım. Hadi. 55 kilonun altın madalya mücadelesinde genç güreşçimiz Sezer Akgül 3. devre 2-0 yenik durumda. Bugün Danabağ ile Rus'u yenmişti Sezer Akgül. Bir Danabağ da Kuzey Koreli'ye atabilir. Bekliyoruz şu anda her an. Üçüncü devre 1 dakika 20 saniye geride kaldı. 2-0 yenik durumda götürüyor genç güreşçimiz Sezer Akgül. Kuzey Koreli çok temkinli. Evet, yukarıdan oyun yapacak. Bele girdi. Kuzey Koreli koltuk altı geçti ve bastırdı. Bir puan da aldı. Durumu 3-0'a getirdi. Şu anda çok riskli maç. Evet. Kuzey Koreli Kyung Yang büyük avantaj sağlamış durumda. Genç güreşçimiz Sezer Akgül karşısında ve 3. devrenin bitimine 13 saniye var. Sevgili seyirciler, 55 kiloda dünya şampiyonasında final yapıyor. Evet. Evet, oradan atmasına, evet attı ama parat yapan Kuzey Koreli 2-1 veriyor hakem ve 4-2 oluyor durum. Bitti. Olmadı.
Olmadı Sayın Dağıstanlı. Bu sefer olmadı. 4-2. Gümüş madalyada kaldık. Sezer Akgül dünya şampiyonasında final yaptı. Gümüş madalyada kaldı. Altın madalya alamadığımız için üzgünüz ama gümüş madalya da az bir madalya değil. Çok iyi çalışmak lazım yani. Çok iyi çalışırsa evet, gelecekte yener. Yenilmeyecek adam değil Koreli. Evet, görüyorsunuz bakın güreşçimizin buradan oyun yaptığı, Kuzey Koreli'nin de parat yaptığı 2-1 oldu buradan. Güreşçimiz 2 puan çıkardı ama bu oyunu daha önce yapması gerekiyordu. Bakın Kuzey Koreli güreşi daha çok çalıştı. Maçı istedi, özellikle 3. devre 2 defa dışarı sürmesi maçı kazanmasında büyük etken oldu. İlk 1 dakika aldığınız puanlar büyük avantaj sağlıyor. Dışarı çıkınca puan kaybedeceğini evet, bilmesi lazım. Bakın buradan 2 puan aldı güreşçimiz. 1 de puan verdi. Ama bu 2 puan maçı kazanmaya yetmedi. 4-2 kaybettik. 55 kilonun dünya şampiyonası finalinin altın madalyayı kaybettik. Gümüş madalyayı kazandık diyelim. Ve dileğimiz isteğimiz 66 kiloda Muhammed İlkan'ın bronz madalya ve 96 kiloda Serhat Balcı'nın bronz madalya kazanması. Ve şimdi 66 kiloda bronz madalya mücadelesi yapacak güreşçiler mindere bekleniyor. Japon ve Hintli güreşçiler bu kiloda bronz madalya maçı yapacak.